Bir bağlantı gerçekleştireceğiz sayın seyirciler. Şimdi birçok insan zamanlı çoğunu biliyorsunuz sosyal ağlarda bilgi paylaşarak ya da kendi durumlarını güncelleyerek ve arkadaşlarıyla etkileşimde bulunarak geçiriyor. Sosyal mecralardan beslenen bu sürekli izleme ve güncelleme davranışı eksik kalma korkusu olarak adlandırılıyor. Peki bu ne demek? Konuyu uzman psikolog Tuğba Masalcı ile konuşacağız. Tuğba Hanım merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhabalar Hande Hanım, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağolunuz. Şimdi eksik kalma korkusu deniliyor sosyal mecralarda. Genellikle güncelleme ya da arkadaşlarla iletişim halinde olma. Bu durumla ilgili bahsetmek isteriz. Nedir bu eksik kalma korkusu? Şimdi bu eksik kalma korkusu dediğimiz aslında başkalarının daha çok eğlendiği, daha iyi hayatlar yaşadığı veya sizden daha iyi şeyler deneyimlediği hissini ve algısını ifade eder. Ve bu duygu sosyal medya ile daha da şiddetlenir. Çünkü eksik kalma duygusunun, korkusunun asıl sebebi hayattan mutsuzluk ve memnuniyetsizliktir. İçsel olarak mutsuz olan insanlar mutlu olmak için daha fazla sosyal medya kullanırlar. Çünkü mutlu olmak isterler. Sosyal medya kullanmıyorlar mı? Mutlu olan insanlar da kullanıyor ama en azından mutlu olan insanlar anı yaşayabiliyorlar. Yani çevreleriyle, kendiyle barışık, kendi kişiliklerini oluşturmuş insanlar aslında anı yaşayabiliyorlar. Ama evliliklerinde veya ailelerinde ya da işinde mutsuz olan insanlar mutlu olmak için daha çok sosyal medya kullanıyorlar. Bu da mutluluk yerine aslında depresif duygu durumu oluşturuyor. Mesela şu anki Y kuşağına baktığımızda arkadaş ilişkilerini sosyal medyada görüntüleri üzerinden kurabiliyorlar. Ve kişilikleri sosyal medyada nasıl göründüklerinden çok daha arka planda kalıyor. Maalesef buna Y kuşağı da bu akıma kapılıyor maalesef ki. Ve bununla birlikte araştırmalar bu dönemde oluşan Y ve Z kuşağında depresif durumun daha çok sosyal medya kullanımından oluşan eksik kalma korkusundan olduğunu söylüyor. Çünkü depresyonun asıl sebebi nedir? Baktığımızda bir insanın hiçbir aktivite yapmamasıdır. Çünkü insan denen varlık bir şey yapmadan mutlu olabilen bir canlı değildir. İnsan bir şey yaparak mutlu olur. Ama sosyal medya o kadar insanların bir şey yapmasını engelliyor ki veya anı yaşamasını engelliyor ki insanlar artık sırf sosyal medyada göstermek için bir şey yapmak zorunda hissediyor. Peki teşhis ne peki? Bu insanlara ne deniliyor? Biz bu insanlara öncelikle şunu söyleyebiliyoruz. Yani bağımlı diyebiliyoruz. Bunlarda oluşan depresif duygu durumu veya depresyon oluşmuş diyebiliyoruz. Bununla birlikte mesela bir insan sosyal medyada yok ise unutuluyor. Ve insanlar unutulmamak için sürekli paylaşım yapıyor. Bu da ne oluyor? Bu da kaygıya sebep oluyor insanlarda. İşte kaygı oluştu diyebiliyoruz insanlara. Yani genel bir kategoriye koymuyoruz. Bu kişiliklerine ve ne kadar kullandıklarına bağlı olarak değişiyor. Çünkü sosyal medya kullanımı bizim hayatla ilgili gerçeklik ve amaç duygumuzu da yok ediyor aslında. Olmayanı varmış gibi gösteriyoruz. Eğlenmesek bile eğleniyormuş gibi gösteriyoruz. Ve sürekli insanlara bir şey göstermek zorunda hissediyoruz. Tedavisi ne peki Tuğba Hanım? Ya şimdi şöyle, öncelikle biz şunu söylüyoruz. Odak noktamızı değiştirmemiz gerektiğinden bahsediyoruz. Neye sahip olmadığımıza değil, neye sahip olduğumuza odaklanmamız gerekiyor. Ve bazen bu olan şeyler için oturup teşekkür etmemiz, şükretmemiz lazım. Çünkü bu sahip olduklarımıza da kolay ulaşmadık değil mi? Bununla birlikte bizim kendimizi üzgün hissettiğimizde veya depresif hissettiğimizde insanlarla bağlantı kurmak isteriz. Bunun sebebi de aidiyet duygusu oluşturmak isteriz çünkü. Bunu sosyal medya aracılığıyla değil, arkadaşlarımızla veya ailemizle dışarıda ve hatta bu biliyorum çok basit geliyor ama inanın artık günümüzde çok zor, bir yasak koyabiliriz. Yani telefonlar çıkmayacak, şu an sohbet edilecek veya şu an ana odaklanacak şeklinde. En çok da bunu aileler yapıyor. Ya geçmişi hatırlayın, X kuşağını hatırlayın. En önemli zamanlarımız neydi orada? İşte ailede yemekte sohbet edilirdi, kahvaltıda, akşam yemekleri önemliydi, herkes masada otururdu. Ama şimdi kimse masada oturmuyor aslında, herkes telefonlarıyla oturuyor. Ve bu da ergenlerde, çocuklarda
çok büyük etkilere sebep olabiliyor gelecek dönemler için. Çünkü çocukların ve ergenlerin sohbet etmeye, kaliteli vakit geçirmeye ihtiyacı varken anne baba sürekli böyleyken çocuk da böyle oluyor ve beyin işlevselliğini kaybettiriyor. Pekala. Biz de şunu yapabiliriz. Ne çok yapabiliriz? Son ama olarak da onu alayım. Aktivite planı oluşturabiliriz. Spor bizi mutlu eden bir durumdur. Yani bir aktivitedir. Aktivite planı oluşturarak sporu özellikle bu aktivite planının içine koyabiliriz ve sosyal medya ayıracağımız zamanı bir atıyorum cuma günü işte saat 8'de 9 arasında, her akşam 8'de 9 arasında sadece sosyal medyayla vakit ayıracağım şeklinde bu sosyal medyayı kullanımı zaman dilimlerine bölebiliriz. Geri kalanlar zaman içinde ailemiz ve kendimiz için aktivite planları oluşturmamız bizim mutlu olmak için yapmamız gereken şeyler aslında. Pekala, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Aman eksik kalmayayım, telaşını nasıl gidirebiliriz, neler yapabiliriz? Uzman psikolog Tuğba Masalcı'dan dinledik değerli izleyiciler.